Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterimizde türevin geometrik yerindeyiz. Artık çok önemli bir yerdeyiz. Türevin geometrik yorumu ciddi manada türev bilmemiz gereken ve bundan sonrasında da sınavda da güzel soruların geldiği bir yer olduğu için önemli bir kısım olacak. Burada birlikte güzel bir şekilde gitmemiz için iyi dinlemeniz lazım. Eee odağınızın iyi bir biçimde olması gerekiyor ve burada yapacağımız işlemler öncesinde bence çok temel bir şekilde analitik geometri çalışmalarını yapmanız gerekiyor. Sadece bunun için değil. İyi bir şekilde fonksiyon anlayabilmek için o fonksiyonun var olduğu düzenin de bilinmesi lazım. Yani senin o düzenden bağımsız o düzenin içinde olman mümkün değil. Dolayısıyla analitik geometri de bence temel olarak öğrenilmeli. Mümkünse zaten hedefiniz yüksekse net çok iyi olmalı. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü türevin geometrik yorumunda da doğrunun eğimi, doğru denklemi kavramlarını sıklıkla kullanacağız arkadaşlar. Şimdi türevin geometrik yorumunu yaparken adı üstünde hakikaten geometrik yani analitik yorumlarını yapacağız aslında. Ee, önce şunu belirtmem lazım, analitik geometri bilgileri gerektiği için, bakın burada doğru hatırlatmaları yapacağız. O yüzden doğru hatırlatmaları yaptığım bölümde bir dahaki sayfada konuşurum. Şimdi türevin geometrik yorumunda neler yapacağız? Onu bir özetleyeyim. Türev neydi arkadaşlar? Bir noktadan çizilen teğetin eğimiydi. Evet. Türev anlık değişim hızıydı ama aynı zamanda diğer adıyla çizdiğimiz noktanın çizdiğimiz noktadaki teğetin eğimiydi türev. Dolayısıyla ben burada x0 noktasındaki türevi sorduğum zaman f türev x0 aynı zamanda bu doğrunun eğimi olmuş olacak ve bu doğrunun eğimi de x ekseni ile pozitif yönde yapılan açının tanjantıdır. İsterseniz not olarak yazın. Bir doğrunun eğimi x ekseni ile pozitif yönde yapılan açının tanjantıdır arkadaşlar. Dolayısıyla tanjanta doğrunun eğimidir. Bunu böyle söylemiş olayım. Şimdi peki analitik bilgileri neler? Bu önce türevin ne olduğunu söyledik. Şimdi artık analitik geometriye geçelim. Bakın arkadaşlar. Biz doğrusal fonksiyonlar TYT'den de hatırlıyor olabilirsiniz doğrusal fonksiyonları ax artı b veya mx artı n ile gösteririz tamam mı? Bir doğrusal fonksiyonun denklemi böyle yazılır. Örnek px eşittir 3x eksi 2 bir doğrusal fonksiyondur. Şu böyle bir şey. Sonra arkadaşlar fx eşittir 3x doğrusal bir fonksiyondur. x eşittir 4 doğrusal bir fonksiyondur. Yani m ve n m ve n R'nin bir elemanı olmak üzere kat sayılar, reel sayıları olmak üzere birinci dereceden fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon deriz. Tabii ki sıfırıncı dereceden de olabilir. Böyle bak sabit fonksiyonda bir doğrusal fonksiyondur. Genel itibariyle bunlar karşımıza gelecek olsa da sabit fonksiyonunda yani şöyle bir grafiğinde doğrusal fonksiyon olduğunu söylemek lazım. Ve arkadaşlar bu doğrusal fonksiyonların, şunları sileyim artık, doğrusal fonksiyonların x'inin kat sayısı doğrunun eğimini verir. Y eşittir mx artı n diye gösterirsek x yani absisi x yerine yazarız sonucumuz ordinat olur. Bir analitik düzlemde bir nokta absis ve ordinattan oluşur. x absistir. Y de ordinattır. Şöyle bir analitik düzlem baktığımız zaman bir nokta. Bakın absisimiz x ordinatımız y. Absis şöyle gördüğünüz gibi y ekseninde olan uzaklığımız bunun e, bu şekilde negatif hali ve pozitif hali de olabilir. Diğer taraftan, ordinatımızda x eksenine uzaklıktır gördüğünüz gibi. Eğer tabii ki koordinatlarımız farklı bir bölgede olursa, burada x eksenine olan uzaklığınız artık negatif olduğu için, ordinatınız negatif. Yine y eksenine uzaklığınız da negatif tarafta olduğu için, ay ay absisiniz negatif olur. İkinci bölgede, e, x ekseni bakın sol tarafta kaldığı için, absisiniz negatif olur ordinatınız pozitif. Dördüncü bölgede de y ekseninin alt y ekseninin sağında kaldığınız için apsis pozitiftir. Ordinat negatiftir çünkü gördüğünüz gibi y'ler negatif olur. Koordinatları böyle söyleyeyim. İşte x yerine x'i koyduğumuz zaman burada apsisi koyduğumuzda bulduğumuz y bizim ordinatımızdır arkadaşlar. Bunun diğer bir adı da fonksiyon dilinde şu. x'e fx noktası x yerine yazdığında çıkan sonuç ordinattır. İster burada fx gör ister y gör ikisi de aynı şeydir. O sonucumuz yani görüntümüz ordinat olur. Birinci bölgede absis ve ordinat pozitif. ikinci bölgede absis negatif. Üçüncü bölgede ikisi negatif. Ve dördüncü bölgede ordinat negatif arkadaşlar. Şimdi geri analitikte eğime dönersek doğrunun denklemine. Doğrunun eğimi x'in kat sayısıdır. Bunu nasıl bulacağız peki? doğrunun eğimi ortalama değişim hızına eşittir. Yani arkadaşlar y1 eksi y0 bölü x1 eksi x0'dır. Ya da y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Artık o önemli değil. Y değerlerinin farkı bölü x değerlerinin farkı bize e, eğimi verir arkadaşlar. Aynı zamanda x ekseniyle yapılan pozitif yönlü açının da tanjantı bize eğimi verecektir. Bir de şöyle bir şey doğrunun eğimi x'in katsayısıdır. Bunu da söylemiş olalım. Bazen iki noktası bilinen doğrunun eğiminden yararlanarak eğimi bulacağız. Bazen doğrunun x ekseni ile yaptığı açıyı bulacağız. Oradan tanjantı bulup eğimi bulacağız. Bazen de x'in katsayısı eğimdir diyeceğiz. Yalnız önemli bir noktamız var şimdi. Bu eğimi bulurken arkadaşlar şöyle bir alalım. Bu eğimi bulurken y eşittir mx artı n formatında olduğuna dikkat edin. Evet burada bu x doğrunun eğimidir. Yalnız şöyle bir şey olursa. Ay artı bx artı c eşittir sıfırda. Doğrunun eğimine b derseniz sıkıntı yaşarsınız. Yanlıştır çünkü. Ama hocam x'in katsayısı ne hani eğimdi? Bakın fonksiyonumuz nasıl? fx. fx eşittir mx artı ise evet doğrunun eğimi m'dir. Ancak bu görüntüde y yalnız olmadığı için yani bak a çarpı fx olduğu için... Senin önce bunu FX formatına getirmen lazım. FX formatına getirdikten sonra işte doğrunun eğimi gördüğünüz gibi gerçekten X'in kat sayısı oldu. Olay budur. Buna dikkat etmek lazım. Formatımız Y'nin yalnız olduğu durum. Asla önünde bir kat sayı olmayacak. Eksi 1, 2, 3, 1 bölü 2 olmaz. FX eşittir MX artı N'nin eğimi M'dir. Eğimi bulma yöntemlerini demin söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı. Hemen örneği gösteriyorum bakın. Bir doğru 1'e 2 noktasından ve 3'e 4 noktasından geçiyorsa bu doğrunun eğimi için gidip analitik düzleme çizip sonra da eğimini bulmana gerek yoktur. Mevzu şudur. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'dir. Yani 4'ten 2'yi çıkaracaksın. 3'ten de 1'i çıkaracaksın. Böylece doğrunun eğimi 2 bölü 2'den 1 gelecek. Burada akla şu soru gelebilir. Peki hocam ben 2'den 4'ü çıkarsam olur mu? Evet. Ama 2'den 4'ü çıkarırsan 1'den de 3 çıkar. Yani karışık yapma. İkinci noktanın absislerini çıkarıyorsan birinci noktadan e, gidip ikinci noktanın ordinatını çıkarma. Ne demek istiyorum? Burada buna ikinci nokta diyelim. İkinci nokta buna da birinci nokta diyelim. Eğer ikinci noktadan başlarsan çıkarmaya 4-2 eksi bölü 3-1 eksi doğru problem yok. Eğer birinci noktadan çıkarmaya başlarsan yani 2'den 4'ü çıkarırsan o zaman yine birinci noktanın ikinci noktanın apsisini çıkarmak zorundasın. Dolayısıyla nereden başladığınız önemi yok ama yön önemli. Hangi kısımdan başladığın önemli değil ama birincinin apsisini ilk çıkardıysan yine birincinin ordinatını ilk çıkarman lazım. Birincinin e, ordinatını çıkardıysan yine birincinin apsisini çıkarman lazım. Dolayısıyla bunu böyle söylemiş olayım. Böylece eğimi ister 4 eksi 2 bölü 3 eksi 1 ister 2 eksi 4 bölü 1 eksi 3 her türlü bak doğrunun eğimini burada 1 görmüş oluyoruz. Bu arkadaşlar bizim için önemli olan ilk kısımdı. İkinci kısmımız eğimi bulurken doğrunun en önemli şeyi eğimdir. Eğim her şeydir doğrunun ve bütün mevzu yolun üzerinden hallederiz. Gelelim bir doğrunun eğimini doğru eğimi yar, tanjantı yardımıyla bulmak. Bakın şimdi Şöyle bir doğru yazdım. Buraya 4 dedim. Buranın uzunluğuna. Buraya da 4 dedim. Bu doğrunun eğimi nedir dersen bakacaksınız hemen. Dik üçgende tanjant alfa ne? 4 bölü 4'ten 1. Ama doğrunun eğimi eksi 1. Çünkü arkadaşlar gerçekte bu x ekseniyle geniş açı yapıyor. Geniş açının da tanjantı negatiftir. Hakikaten burası 45 derece. Burası 135 derece. Bakın ya x ekseni ile yapılan pozitif yöndeki açıyı unutmayıp e, eğimi bulacaksınız. Ya da pratik yol söyleyeyim. Dik üçgende tanjantı bul. Dik üçgende x ekseni yapılan açının hiç buna girme. x ekseni yapılan açının tanjantını bul. Sola yatıksa doğru negatif. Sağa yatıksa eğimi pozitiftir. Bakalım hemen bir örnek göstereyim size yine. Şöyle bir nokta bakın. Gerçekten bu noktanın ordinatı sıfıra eksi 2 olsun ve negatif gördüğünüz gibi. Bu noktanın da e, o absisi 4 olsun ordinatı 0. Gördüğünüz gibi Birisinde negatif nokta var birinde pozitif nokta var. Ancak doğrunun eğimine sakın şunu demeyin. 4 bölü eksi 2 o zaman cevap eksi 2 ya da eksi 2 bölü 4 deyip sakın eksi 1 bölü 2 demeyin. Çünkü x ekseni ile yapılan pozitif yöndeki açı dar açı. Buna da dikkat etmene gerek yok şunu yap. Doğru şimdi tanjant alfa dik üçgenin uzunluğu bir kenarın 2 bir kenarının 4. 2 bölü 4'ten tanjant alfa 1 bölü 2. Doğru nereye düşer bak Şurada göstereyim. Burada göstersem daha iyi. Böyle bir kırmızı zemin çizsek doğru nereye doğru düşüyor? Sağa doğru. Sağa doğru düştüğü için bu doğrunun eğimi pozitif. Tabii sağa doğru düştüğü için pozitif değil. X80 ile pozitif yönde açı yaptığı için e, pozitif ama sen artık ezbere şunu söyleyebilirsin bu mantığı öğrendiğin için. Baktığın sağa yatık eğim pozitif. Baktığın sola yatık eğim negatiftir. Şimdi ben bunun üstünü çizeceğim. Genel formülümüz budur. Ama bunu öğretmenleriniz bu şekilde öğrettiyse eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden yararlanarak ya da e, iki noktası bilinen doğrudan yararlanarak ya da artık tanjant alfa'dan yararlanarak doğru denklemini bulabilirsiniz. Ancak ben şimdi analitik bilgilerinizin nasıl olduğundan emin olmadığım için veya uzun zamandır böyle ezber formül üzerinden gitmediğim için çok temel bir şey söyleyeceğim. Herkes net bir şekilde AYT'ye geldiğine göre doğrusal fonksiyon öğrendi. Doğrusal fonksiyonda budur. O zaman benim senden istediğim şey şu. M doğrunun eğimi olduğu için eğim bul. Noktayı denklemde yerine yazarsan N'yi bulursun. İşte arkadaşlar doğrunun denklemini üretmiş olursun. Hadi bir tane doğrunun denklemi bulalım. Bakalım. Bir doğrumuz olsun arkadaşlar. 1'e 2'den geçsin ve doğrunun eğimi 3 olsun. Bu doğrunun denklemini bul bana dedi. Doğru y eşittir 3x artı n diye yazarım. Sonra dersin ki önemli bir matematik bilgisi yine bir nokta üzerinde bulunduğu eğri doğru çember ne olursa olsun üzerinde olduğu denklemi sağlar. Çünkü üzerinde dolayısıyla yazarsın buraya e, ordinatın 2 absisin 1 buradan da n ne geldi eksi 1 demek ki bu doğrunun denklemi y eşittir 3x eksi 1'miş bitti sürekli bu formülü kullanmana ve esberlemene gerek kalmaz artık bunu yapman yeterlidir bir tane daha örnek göstereyim bakın şimdi Diyelim doğrunun eğimi şey e, diyelim bu sefer doğrunun eğimini vermedik. Şöyle bir şey söyledim. 2'ye 4 sonra dedim ki 5'e 6. Git bana bu doğrunun denklemini bul dedim. Doğrunun en önemli şeyi eğimdir. Eğim olmazsa olmaz. O yüzden önce eğimini bulacağım. Eğim nasıl bulunur? Eğer tanjant alfayı bilmiyorsan 2 noktası bilinen doğrunun eğimi. Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1. Buradan da ne geldi? 2 bölü 3. Demek ki doğrunun denklemi y eşittir 2 bölü 3 x artı neymiş? Şimdi iki noktada denklemi sağlıyor. Hangisini koyduğun önemli değil. İstersen ben 5-6'yı koyayım. Sen de 2-4'ü koy aynı cevabı bulacağız. 6'yı koydum ordinat yerine. Apsisi koydum e, x yerine. Buradan da böyle oldu. E, buradan da 18 bölü 3 eksi 10 bölü 3 eşittir n'den. n 8 bölü 3 geldi. Demek ki doğrumuzun denklemi... 2 bölü 3 x artı 8 bölü 3'müş. Şimdi hemen burada bir tane daha örnek göstermek istiyorum. Dikkatli olalım. Hatırlamak için demin söylediğimi. 3 x eksi 2 y artı 3 eşittir 0 doğrusunun eğimi nedir? Sakın hemen atlayıp x'in katsayısı yani 3'tür deme. Bak fonksiyon yani y yalnız değil. 2 y eşittir 3 x artı 3. Y'yi yalnız bırak. İşte x'in katsayısı arkadaşlar doğrunun eğimini verir. Her zaman fonksiyonumuz şöyle olacak. fx eşittir mx artı ne? Bu format hatalı olduğu için değil. Eğim bulurken unutmaman için y'yi yalnız bırak. x'in katsayısı eğim olacak. E bu formülü kullanmadık. Evet bu hazır bir formüldür. Öğreten öğretmenleriniz varsa bu formülde biliyorsanız problem yok. Ama her şeyi y eşittir mx artı n denklemiyle halledebiliyoruz. Eğimi bul. x'in kat olarak yaz. Noktayı denklemde yerine yaz. Oradan sonra da n'yi bul. Tamam mı? Şimdi şunu da söyleyeyim. Bir doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 verilir. x eksenini kestiği noktayı bulmak için buraya yazayım. x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 ver. x'i e, y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 ver. Bunu böyle hep bir şekilde duymuşsunuzdur. Ne demek bu? Çok basit bir şey. Size hemen söyleyeyim bakın. E, y eşittir 4x eksi 8 doğrusunun x eksenini kestiği nokta. Bakın arkadaşlar size grafiğini hazır çizeceğim. Bu noktanın x eksenini kestiği noktanın özelliğine bu doğrunun ordinatının sıfır olması. Bu yüzden y'ye sıfır veriyoruz. Hani yıllardır aklınıza bu takılıyorsa niye öyle y'ye sıfır veriyoruz x eksenini kestiği noktayı bulmak için? Çünkü nokta denklemi sağlar ordinatı sıfır olan bir nokta bu. Sıfır eşittir 4 a 8'den bak a 2 geliyor. Yine aynı şekilde sen gidip y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsan Doğal olarak bu noktanın ordinatı şey apsisi sıfır olduğu için burada da sıfıra b diyeyim bak. b eşittir sıfır eksi sekizden b bak ne geldi eksi sekiz. Gördüğünüz gibi x ve y eksenlerini kestiği zaman da x'i bulurken y'ye sıfır veriyoruz. y'yi bulurken x'e sıfır veriyoruz. Mevzumuz budur. Şimdi kullanacağımız bir diğer bilgi de arkadaşlar şu. İki doğru paralelse eğimleri aynı. Gerçekten bakın şimdi. Şöyle İki tane doğru olsun. Eğimleri yatıklıkları aynı geliyor bakın. İki doğru paralelse eğimleri aynı. Eğer iki doğru arkadaşlar dik kesişiyorsa şu şekilde. Eğimler çarpımı eksi bir. Buraya kocaman bir yıldız koyuyorum. Bu bilgileri kullanacağız. Eğimler eşittir paralellikte. Dik kesiştiğinde de eğimler çarpımımız eksi birdir. Bunlar analitik hatırlatmaları. Artık sorularda bunları kullanacağız. Şimdi bir yaklaşık 15-16 dakika daha bakın türevin geometrik yorumuna geçiş yapmak için analitik bilgilerini hatırlattım. Şimdi artık geometrik yoruma geçmeye hazırız. Diğer videomuzda geometrik yoruma tam manasıyla başlıyoruz. Görüşmek üzere.